Zorlu geçen bir yılın ardından 2023 yılına büyük umutlarla girdik. Öyle görünüyor ki piyasalar sadece iyi senaryoya odaklanmak istiyor. Peki 2023 yılında S&P 500'de beklenen rally gelecek mi? Veya uzmanların endişe duyduğu ekonomik durgunluk kapıda mı? Geçen yıl agresif bir şekilde artan faiz oranlarında bu yıl yumuşak iniş olacak mı? Peki ya zamandan bağımsız kazandıran bir portföy var mıdır sizce? 2022 yılının yıldızı olan enerji şirketleri bu yılda parlamaya devam edecek mi? Uzmanların çoğu bir süredir ekonomik durgunluk öngörüyor. Fakat yükselen faiz oranlarına rağmen tüketici tasarrufları ve güçlü istihdam piyasası ekonominin temelindeki sağlamlığı korudu. Pek çok kişi ise bu yıl için hem ekonomik durgunluk hem de yumuşak iniş senaryosu öngörüyor. Bu yıl için kafalar bir hayli karışık desek yanlış olmaz herhalde. Öyle ki analistlere göre S&P 500 endeksi için yıl sonu hedef fiyatları da bir hayli farklılık gösteriyor. S&P 500 endeksi şu an 3900 seviyelerinde. Medyan tahmin ise yıl sonunda endeksin %6'lık bir yükseliş ile 4078 seviyesinde kapatacağı yönünde. Aslında endeks için beklentiler %11'lik bir kayıp ile %24'lük bir kazanç arasında değişiyor. Potansiyel en kötü senaryoda ise endeksin 3000 seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörülüyor. En iyi senaryo ihtimalinde ise bu yıl faiz oranları muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceği için bir tarihi zirvede pek olası gözükmüyor. 2023 yılı için beklentiler halen değişiklik gösterse de bu bölümde Deutsche Bank'in zamandan bağımsız kazandıran taze para portföyünü ve yatırımcıların yüzünü 2023 yılında güldürebilecek enerji şirketlerini sizin için derledik. Midas Plus Kuş Bakışı'na hoş geldiniz. Ben Meryem. Deutsche Bank'in geçtiğimiz çeyrek için verdiği yatırım fikirleri genel olarak borsadan daha iyi performans gösterdi. Firmanın ilk defa 2017 3. çeyreğinde oluşturduğu taze para portföyü ise o tarihten bu yana %109'luk bir getiri sağladı. S&P 500 endeksi ise aynı periyotta %79'luk bir getiri sağladı. Yani aslında bankanın oluşturduğu bu portföy S&P 500 endeksine göre çok daha iyi bir performans gösterdi. Deutsche Bank'ten Josh Ray ise ilk çeyrek listesini hazırladı ve işte listede yer alan 5 hisse. Bankanın bu yıl en güçlü gelir artışı kaydetmesini öngördüğü şirket ise Charles Schwab. Bu görüşün sebebi ise müşterilerine yansıtması gereken piyasa faiz oranındaki değişikliklerin nakit bazında düşük olması. Bu yıl ise özellikle şirket gelirleri yakından takip edilecek çünkü ekonomik görünüm bozuldukça şirketlerin gelirlerinde düşüş yaşanacağına dair öngörüler de artıyor. Deutsche Bank'a göre bu finansal hizmetler şirketi hem 2023'te hem de 2024'te hisse başına gelirlerini %20 artıracak. Bu arada bankanın belirlediği 122 dolarlık hedef fiyatı ise hissenin bu yıl %46'dan fazla değer kazanacağı anlamına geliyor. Şirketin oyun değiştirici potansiyelde gördüğü 3 yeni sağlık ürünü nedeniyle Penumbra'da 2023 yılında iyi performans gösterebilir. Bankanın hedef fiyatı 250 dolar. Bu ise kapanış fiyatına göre %10'luk daha bir yükseliş potansiyeli olduğu anlamına geliyor. Banka elektrikli araç üreticisi NIO için ise kendi alanında lider olarak öne çıkabileceğini düşünüyor. Tedarik problemlerinin giderilmesi ve talebin de güçlü kalması halinde şirketin orta boy ET5 sedan modelinin ise 6 ay içerisinde en çok satan model olacağını tahmin ediyor. İlk nesil araçların üretimine son veren, yeni ve daha ucuz olan ikinci nesil araç üretimine ağırlık veren şirketin ise 2023 yılında teslimat rakamlarını ikiye katlayacağını öngörüyor. Deutsche'nin hisse için verdiği 21 dolarlık hedef fiyatı ise kapanış seviyesine oranla %83'lük bir rally anlamına geliyor diye de yorumlanabilir. Bankanın raporuna göre Monster Beverage'in ender görülen çift taneli bir kar artış öyküsüne ve güçlü bir serbest nakit akışına sahip olduğu belirtildi. Bankaya göre enflasyon ve tedarik zinciriyle ilgili problemler azaldıkça şirketin 2023 marjlarında da bir artış görülebilir. Bankanın hedef fiyatı ise 114 dolar, bu ise hissenin kapanış fiyatına göre %12'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Banka ayrıca makyaj malzemesi alanındaki marjların artmasını ve Çin'in sıfır Covid politikasını azaltmasından fayda sağlayacağını düşündüğü Estée Lauder'ı da listeye ekledi. Bankanın belirlediği hedef fiyatı ise 266 dolar. Bu ise önümüzdeki 12 ayda mütevazı bir artışla yaklaşık %1'e denk geliyor. Ve gelelim gündemimizin ikinci konusuna, yani %40 yükselme potansiyeline sahip enerji şirketlerine. Goldman Sachs'a göre enerji şirketleri bu yılda pozitif bir yıl yaşayacak. Bankanın analistine göre S&P 500 endeksine göre enerji sektörü 2022 yılında %78 oranında
oranında daha üstün bir performans gösterdi. Her ne kadar bu oranda bir yükseliş tekrar mümkün olmasa da enerji sektörü için zemin hala elverişli. Analistler Brent petrolün önümüzdeki birkaç yıl boyunca 80 ila 100 dolar arasında seyredeceğini ve öz kaynakların en etkili noktada olacağını öngörüyor. Bankanın takip ettiği enerji hisseleri için belirlediği en düşük ve en yüksek fiyat hedefi ise %13'lük bir piyasa değeri ağırlıklı toplam getiriye işaret ediyor. Banka analisti ayrıca sektördeki geri çekilmelere de yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hem 2021'de hem de 2022'de üçer defa geri çekilme yaşanmıştı. Analiste göre bu yılda benzer şekilde geri çekilmelerin yaşanması sürpriz olmayacak. Fakat analist bu geri çekilmelerin yatırımcılar için bir fırsat da oluşturabileceğini düşünüyor. Goldman'ın al notuyla tavsiye ettiği hisselerden bazıları için verilen hedef fiyatları ise yaklaşık %40'tan daha fazla değer kazanabileceğini işaret ediyor. Şimdi ise kurumun alınacaklar listesindeki isimlere bir göz atalım. Goldman Sachs'a göre en yüksek toplam getiri sağlayacak olan hisseler Entera Resources ve Cheniere Enerji, her ikisinin de %48'lik bir getiri sağlayacağı tahmin ediliyor. Entera Resources 2022'de %77 değer kazandı ve yılbaşından bu yana da %4'lük bir düşüş kaydetti. Doğalgaz ihracat şirketi olan Cheniere Enerji ise 2022'de yaklaşık %28 yükseldi. Yılbaşından bugüne kadar ise ufak bir yükseliş daha gösterdi. Yaklaşık %0,48 kadar. Cheniere ayrıca talebe yetersiz kalan sıvı doğalgaz sektörüne giriş yapmış olması sebebiyle Aralık ayında UBS tarafından da 2023 için en iyilerden biri olarak nitelendirildi. Bununla birlikte analist enerji hizmetlerinin 2023 yılında hisse başına en yüksek gelir artışı sağlayacağını da belirtti. Analist bu alanda ise Schlumberger Limited, Halliburton ve özellikle Baker Hughes'u da beğeniyor. Ayrıca analist keskin performansı göz önünde bulundurulduğunda şirketin cari seviyelerine kıyasla 2023'teki risk ödül oranı özellikle ikna edici görünüyor ifadelerini kullandı. Baker Hughes ise 2022 yılında yaklaşık %15 kadar değer kazandı. Analist süper büyükler arasında ise ExxonMobil, ConocoPhillips ve Chevron'u tercih ediyor. Ayrıca ConocoPhillips'in CEO'su hakkında ise övgüyle bahsediyor. Analist şirketin CEO'nun da liderliğinde daha çok büyüme odaklı hale geldiğini, bilançosunu düzelttiğini ve 2022 yılında Contour Resources'ı satın aldığını da ayrıca belirtti. Ve böylece analist ConocoPhillips'in grubunda dünyanın en iyi ana şirketi olduğunu da ifade etti. Hisse ayrıca geçtiğimiz yıl %61'lik bir rally yaşadı. Ve böylece biz de bir kuş bakışı bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Sizce 2023'te bizleri neler bekliyor? Deutsche Bank'in kazandıran taze para portföyü bu yılda kazandırmaya devam eder mi dersiniz? Ya da 2022 yılında da enerji şirketleri yeniden yıldız olabilecek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.